Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sevgili kızım Biricik'im Penelope ile tekrardan bir challenge videosuyla sizlerle beraberiz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Neslihan! Ace geliyor Neslihan'dan. Çok iyi servis Neslihan. Tek evladım, güzel kızım Penelope ile tekrar bir challenge videosuyla karşınızdayız. Challenge'ın ismi de birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Enhercan bize sorular soracak. Bize birbirimize göstermeden bakalım birbirimiz hakkında doğru yanıtları verebilecek miyiz? Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Geliyor, eyvah. Neslihan'ın en sevdiği renk. Hazırsak 3, 2, 1. Mavi. Doğru. Doğru. Bravo. Gerçekten. Ben de aynı şeyi söyledim. Bildi. Evet, geçelim. Neslihan'ın en sevdiği yemek. Bunu öyle iyi biliyorum ki mümkün de inkar edemezsin bunu. Ben şu an takıldım. Ben en çok hangi yemeği seviyorum? Aa. Şimdi öğreneceksin. Şimdi öğreneceğim mi? Ben bir şey yazayım ama ne yazayım ben en çok sevdiğim yemek. Bana ipucu verir misin beni en sevdiğim yemekle ilgili? Bu öğlen yedin. Evet. 1, 2, 3. Makarna mı? Özellikle hayır, kıymalı makarna. Tamam. Olur, 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 olur. Tamam. Ama makarnanın çeşidini söylemedim. Ama onu da söylemeyi verelim. O kadar da detayımıza hakim olmasınlar anne. Evet, üçüncü soru geliyor. Neslihan'ın yemek yemeyi en sevdiği mekan. Yok artık. Hah, tamam. Bir tane mi yazabiliyoruz? Çok klasikle gideceğim yani. Sabah akşam orada olduğumuz için. Şöyle de yapayım. Hazırsak. Ne yaptın kız? 3, 2, 1. Ben Develi yazdım. Sen ne yazdın? Ben onu yazacaktım. Dedim ikisi arasında kaldım. Dedim hep ikisi arasında o kadar kaldım ki. Ya, o yüzden sordum. İki tane yazabilir miydi? Kebapçı olduğumuz için sürekli evet. Kebap yiyoruz yani. Kebaptan baş. Her gün kebap yiyebilirim evet, ben. Evet, ben de. Adana'yı sınırı da aklıma geldi ama dedim yok. Orayı yazmadım. Yo var. Geliyor, geliyor. Neslihan'ın yapmaktan hoşlandığı aktivite. Bak. Bildim bu arada. 3, 2, 1. Uyumak. Yatma aynı şey. Evet, evet. Bildim. Ya evladım nasıl beni tanıyor annesini. Bayağı kurban olurum. Tanıyorum. Gülüşünden anladım son cevabını. Tamam biraz poker face yapacaksın. Hayır, hayır. Hiçbir şey anlamayacaksın. Neslihan'ın en sevdiği dizi. Yani döndüre döndüre izlediği. Belki de çok sevdiği bir dizi. Yani bu 4 sene önce böyleydi. Şu anki güncel halini bilmiyorum. O zaman 3, 2, 1. Ne? Lucy! Oha bildim. Ne yavrum işte? 4 senedir bir arpa boyu yol ilerleyememişim gördüğün gibi. Bir de diyordun çekimden önce ben bilemem yapamam. 4'te 4 yaptım be. Ben şimdi ne yapacağım kim bilir. Geliyor. Yine benzer bir soru. Neslihan'ın en sevdiği film. Ben filmle diziyi daha yeni ayırt etmeye başladım. O yüzden şimdi. Yani. Ay, abi tamam bunu yazacağım. Güzel bir, ben tavsiye ettiğim için yazıyorum. Yoksa anneminkini bilmiyorum yani. Öyle güzel diye yazdım. Bilmiyorum anneminkini. Hazır mıydınız? Hazırım. 3, 2, 1. Aile arasında yazdım. Kaptan Fan... Aaa! Ya. Tamam ama ya, mümkün değil aklıma gelmezdi. Ya. Tamam. Aa, kaç defa izledik biliyorum, sen de biliyorum biliyorum bayağı izledik. Ben çok severim o filmi. Hiç aklıma gelmedi. Festival filmi. En son 5 sene önce falan izledim herhalde. Ha. Bayağı oldu izlemeyi. Olabilir. Neslihan'ın dinlemekten en çok hoşlandığı müzik türü. Ama günden güne, haftadan haftaya, saatten saate değişen bir şey var. Bunu diyeceğim. Sen ne diyeceksin bilmiyorum. Ya bir şey deme ne? 3, 2, 1. Pop dedim. Her tür. Her tür. Tabii ben dedim. Sayılır. Sayılır sayılır. Sayılır. Kapsıyor. Evet kapsıyor. Onu da kapsıyor. Kapsıyor. Çünkü hani ben Peno'yu şey yapıyorum. Darlıyorum. Peno bir şarkı buldum. Evet. 350 defa evet. Dinleyene yap. Bir köprü trafiğinde böyle 350 defa falan dinliyoruz bu şarkıyı. Dipsomani var bende galiba. Yani böyle artık kusana kadar o şarkıyı dinliyorum, dinlettiriyorum. Peki son zamanlarda en çok dinlediğin müzik? Ne biliyor musun? Daha onu sana dinletmedim ama acayip güzel bir şarkı. Velet'in
Aşk sadece anlayana. Evet. Abi çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum. Kusana kadar bunu dinliyorum. Bir de şeyi çok seviyorum. Ozbi'den Dünyam. Acayip güzel. O zaman geliyor. Geliyor. Favori içeceği. Çok basit bu. Bak mümkün değil yani başka bir şey olmasın. Ay be trollesen mi acaba? Hayır. 3, 2, 1. Kola. Evet doğru söyledin kızım. Hayır kola değil mi anneanne? Kola. Anneannem bana haklı. Ben kazandım. Mümkün ben değil. İftira gördüm. İş kola. Bilmezlik gördüm ama bu kadarını görmedim. Hayır, ulan ben günde 10 bardak kola mı içiyorum? Evet. Hayır ben kahve içiyorum. Hayır kola. Anneannem şahit buna. Yemekten yemeğe ağzım ıslansın diye bir kola içiyorum. Siz ne gözünüz kalmış benim bir bardak kolamda ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bilemedin. Son bonus soru geliyor. Bonus soru. Neslihan'ın en sevdiği insan. Ne yazıyorsun be o kadar? Hazırsak 3, 2, 1. Ben tabii ki yazdım. Ha, güzeldi. Evet. Ha, bu aynı sorular yalnız. Sana da sorulacak. Evet. Okay. Tamam. 9 soruda Peno 3 tane yanlışı var. Evet. 9'da 6. 6. İyi yapmışım. Tebrik ederim. İyi, ben hiçbir şey bilemeyeceğim şimdi. Bu gençleri ben takip edemiyorum. Ben muhtemelen hiçbir şey bilemeyeceğim bunun hakkında. Total Challenger'a baktığımızda Peno, voleybolda nesli bir. Ben şeyle kazandım. Manchester United falan filan o hile, hile hurdayla kazandı. Peno'yu ne kadar tanıyormuşum. Öyle göreceğiz. Peno'nun en sevdiği yemek. Ben de bilmiyorum ki. Bu yeni bir değişik oldu hayatımda. Ne? Aa bak vallahi çarparım ha. Vallahi. Ne? Hayır. Esas bunun en sevdiği şey. Ama o 3 yaşın 6-7 yaşın. Hayır o değil. Bak utanacaksın. Hazırsak 3, 2, diyetisyenim görmesin. 1. Hayır. Abi okula bile götürmek için tamam suşi istiyorsun benden. Yok. Neymiş? Patates kızartması. Ay Allah'ım çocuk 1 yaşına değil. Döndü. Patates kızartması da 2 yaşında çocuk. Bir herkes sever patates kızartmasını. Yok sushi değil ya ama. Bırak Allah'ın seversen. Vallahi sushi değil. Hiç aklıma bile gelmedi sushi. Çok seviyorum ama patates kızartması ulan daha çok ulan her akşam neredeyse sushi yiyeceğiz. Evet o da doğru ama yok. Yok ben yok bu çocuğun kafası karışık anası gibi. Peno'nun favori içeceği nedir? Annemin ne yazacağını biliyorum. Birazcık yapayım. Ne? Bak buradan da üste çıkmaya çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Annesini o kadar iyi tanıyor ki. Hayır şey ya. Ben ne yazacağını bildiğim için yazdım şimdi. Hazırsak. 3, 2, 1. Ay işte. Ne alaka ya? Abi evde kapsül bırakmadın Ice Latte'den. Ya bugün ya Hindistan cevizlisini aldım diyor. Allah'ım diye burada bağırma. Hayır ben sen şey Ice şeftali yazacağını zannettim. O yüzden. Peki neydi gerçekten? Ice şeftali çok severim ben. Hiç aklıma gelmedi Ice Latte bu arada. Vallahi bu çocuğu ben çok geç ama cami avlusuna da bırakamam. Kimse almaz bu saatten sonra. Ben alırım. Tamam sen al. Geliyor. Peno'nun yemek yemekten hoşlandığı mekan. En hoşlandığı mekan. Her akşam gidelim. Mekan. Evet. Bir dakika biraz düşünme süresi alabilir miyim? Ben de alayım. Yani en çok arkadaşlarımla gittiğin Nişantaşı'nda bir yer var. Ben oraya yazacağım. Ha, tamam hadi ben de onu yazayım. Öyle bir yeri tutturmaz çocuğum. Allah'a var. Evet. 3. 2, 1. Federal değil mi? Evet. Kıyamadım. Beste büyüt danayı beğenmesin anayı. Her bölüm evet aynı şey oluyor galiba. Geliyor. Peno'nun en sevdiği dizi. Ha bu. Dizi izlemiyor ki artık. Ha biliyorum buldum. Tamam. Anne biraz nostalji yap. Böyle biraz ipucu vereyim. Hiç bilemez çünkü. Böyle... Eskiden böyle kızların takıldığı, erkeklerin takıldığı bir lisede geçen
bir dizi. Ben onu şu ilk aklıma o geldi biliyorsun. Gossip Girl. Evet. Evet o gelmişti. Evet. Veriyorum. Evet o. Evet. Yapmadan. Şimdi kıyamam. Ama filmi mümkün değil bulamazsın. Kuru otlar arasında mıydı neydi onu söyleyeyim de çocuğu bir şey zannet. Nuri Bilge Ceylan. Fenomen'in en sevdiği film. Bunun mümkün değil. Maalesef bilemeyeceğim. Atayım o zaman bir şey. En sevdiğim film. Azıcık ama ipucu ver. Çok uzun. Kalem sesinden çok uzun olduğunu anlayabiliyorum. Allah! Türk filmi mi? Yabancı film. En sevdiğim film. Atıyorum ya. At yaz bakalım. Ne yazayım? Bunu izleyiciler de görünce çok şaşırabilir. Ama öyle. Yapacak bir şey yok. 3, 2, 1. Yok artık. Çok güzel film. Ama anneciğim sen bana yabancı mı diye sordun. Evet. Sen yerli mi? Bana şey benim diyorsun. Kafam çalışmıyor annem. Benim beyin hücrelerim öldü. Barbie'nin Mermaid Tale. En iyi. Bu çocuğu kolejlerde okutuyoruz. Ama o zaman en iyi film ya. Ya aa ben diziye, benim aslında iki tane sevdiğim dizi vardı. Neyse olsun. Ben bu en iyi film. Gerçekten en iyi film. Allah ıslaysın ne diyeyim. Geliyor da. Bayağı trollüyor şu an. Hayır hayır gerçekten. Gerçekten kazanacağım hani diye. Vallahi sus. Hiç alakası yok. O yani. Hazırsak. Evet. Kenan'ın en sevdiği renk. Bizim hayır. Bu şey ama ya. Dur. Şu an giyme kuşamına bakıyorum da. Hazırsak. Ben senin cevabını gördüm. Yazma onu. Yazma onu rezil olsun. Avukat gibi giyiniyorsun. Ha, abi. Tamam tamam. Ay, çocuğumun içinden şey çıktı gerçekten evet. 3, 2, 1. Pembe. Ama sen hep siyah beyaz giyiniyorsun. Evet. Ama hayır. Kasapsız mı ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Renkler siyah veya beyaz giyinmeye göre şey yapılmaz. Ben pembeyi çok seviyorum. O üstündeki de benim ayrıca. Pembeyi ben daha çok seviyorum. Pembe ben çok severim sen ama. Sen siyah elbise istedin. Yaz evet. Mı? Ama ben pembe rengini çok severim. Aa, ama giyim kuşamda yani çok en çok yani aa, çok tercih ettiğim şey. O ne ayol? Gerçekten. Aa, bildin işte ya. Döner istiyorum. Döner iste dönmesin istiyorum gibi bir şey. Pembeyi niye seviyorsun? Öyle bakmaya mı? Yo çok severim. Üzerindeki de benim ayrıca. Pembeyi ben daha çok sevdiğim herhalde belli olmuştur. Geliyor. Kenan'ın dinlemekten hoşlandığı müzik türü. Ben bu aralar çok şey dinliyorum. O ne bileyim yani. Anne çok yazdın. Pop değil de. Biraz. Ne düşünüyorsun? Pop değil de ne oldu? Ama senin bana dinlettiğin müzikler ne biliyor musun? Sen o türü de bilmiyorsun. Zır cahilsin. Neyse ben bunun arkasında cevabımın arkasındayım. Sonra girip baktığında göreceksin. Tamam, evet öyleymiş. Ama ben sana dinlettiğim bir iki şarkı var. Bir iki şarkı mı? O gün 10 tane senin anne bu şarkıları ben dinliyorum diye dinlettin. O Fransızca olanlar bir tek değil. O benim yazdığım şeyin içine hayır girmiyor. O senin yazdığın şeyin içine bu. Ben sana söyleyeyim tamam. Hayır. Hadi neyse. 3, 2, 1. Sen bayağı house müzik dinliyorsun. Pop. Dolly Parton. Allah'ım ya sen şey pop, rap, arabesk. 3 tane tür var onun için. Bayağı dinledi. Birazdan yayın bitsin size dinleteceğim. Hayır. Diyeceksiniz ki bunlar house. Yok ya. Yok ya. Değil ya. Geliyor. Fenon'un yapmaktan hoşlandığı aktivite. Bir dakika ben de bilmiyorum. Ya, pek genel, bir şey yok hayatımda. Genel bir şey. Voleybol. Kopya mı çekiyorsun? Ben ya sana bak, niye kopya çekiyorsun? Çünkü benim yazdığımın tersini yazacaksın. Hayır ya ben sana oyunun başından beri yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama biraz, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dakika düşüneceğim. Bana. Yapmaktan hoşlandığın bir şey mi? Aktivite. Mesela uyumak da bir aktivite. Kitap okumak. O. İki hafta hayatım öyleydi bir daha yok. Evet, hayatım yani. Hazırsak 3. 2, 1. Yok ya olur. Gezmek, ben tatil yapmak dedim. Ya işte yapamadım bence için aynı şey. Olur, kabul. Bence de bu kabul görmeli. Son gezmeye olur, bayılır. Fenon'un en sevdiği insan.
Çok düşündün, seni gebertirim. Anneannem mi yazsam? Neyse şimdi şey olmasın. Ben gene adaletli davranıyorum burada. Ben de adaletli davranıyorum şu an. Yazıyor bütün herkese. 3, 2, 1. Anneme babam yazdım ben. Annesi ve evet. Babası. Bravo. Bir alkış alalım. Ben kaybettim kesin. Yo, Cebrem ve Hileyli yine yazdıklarıma baktı. Barbie Marmaid teline ya. Fena. Gerçekten çok güzel. 9'da 6 yaptı. Neslihan 9'da 5 yaptı ve... Ah be. Ben bir de timsah gözler sana gülmüş gibi yapıyorum. Hayır ben gerçekten bu yarışta sana yardım etmeye çalıştım. Çünkü ben de sana yardım etmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Ama sen çok yine... da kötü bir sonuç değil yani bu arada. Bir soru yani. Neyse sor. Kameralar kapansın ne? Konuşacağız kızım. Neyse bu arada bugün çok güzel görünüyorsun. Kim yaptı saçını? Siz gelmeden evvel saçımı, makyajımı, her şeyimi Peno yaptı. Acayip güzel böyle bu işleri şey yapıyor. Çocukluğundan beri aslında çok meraklıydı. Ama o zaman tabii tam böyle motor becerileri gelişmediği için bana bir makyaj yapıyordu. Görmeniz lazım Halloween'de bile öyle çıkamazsın dışarı. Ama bugün gördüğünüz gibi pırıl pırıl harika bir cilt. Çok güzel makyaj yapıyor. Onunla ilgili de böyle biz bir cahil cahil bir video çektik. Size göndereceğiz. Gönderdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha aklınızda varsa böyle challenge'lar biz Peno'yla yaparız ama hani aileyi birbirine düşürmeyecek olursa lütfen. Çünkü yani giderek aile çatlıyor yani. Aile kavramını yitirdi. Kazanmak uğruna yapmayacağı çirkeflik olmadığını yok artık siz de, daha neler. Siz de görmüş oldunuz. Yorumlarda buluşalım. Yok, evlat yok, evlat şey. Dedim. Anneannem burada beni koruyor şu an. Teşekkür ederim. Hay Allah. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Öpüyoruz.